milletvekilleri, sayın grup başkan vekilleri, sizin de uygun görmeniz halinde Erzincan vekillerine hem durumu hem de gözlemleri hakkında genel kurulu bilgilendirmeleri için söz vermek istiyorum. Sayın Karaman yetişemedi. Yetiştiği takdirde ona da il vekili olarak bunu kullandırtıracağım. Sayın Mustafa Sarıgül, lütfen genel kurulu bilgilendirir misiniz? Sayın Başkanım, nezaketinize, demokrasi anlayışınıza çok teşekkür ediyorum. Yüce Genel Kurulu, bütün milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Orada bulunmadan, orada yaşananların ne olduğunu inanın ki anlamanız mümkün. Şöyle bir şey düşünün. Bir evladınız, çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için işe gitti, çalışıyor. Yukarıdan bir kitle geldi ve o kitlenin içerisinde şu anda 1 kilometreye yayılan bir kitle, 50 metre yüksekliğinde ve devletimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşları tam bir anlayış birliği ve dayanışma içerisinde o evlatlara ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Düşünün ki bölgenin milletvekilisiniz. Gidiyorsunuz, annesi de diyor ki benim evladım nerede? Benim çocuğum nerede? Benim torunum nerede? Ve bunların cevabını verememenin üzüntüsünü yaşıyorsunuz. Gece buraya geldim, hemen konuşmadan sonra tekrar Erzincan'a gitmem gerekiyor. O canlarla beraber olmam gerekiyor. Rabbim inşallah böylesine acıları ulusumuza göstermesin. Allah'ın ölümün de hepimize verirse inşallah ve inşallah hayırlısını versin. Ancak ben o toprakların evladıyım. Benim doğduğum köy oraya 20 kilometre uzaklıkta. Neler çektiğimi hissedebiliyorsunuz. Göçük altındaki bu canların birçoğuyla duygusal bağımız var, hemşehrilik bağımız var, birçoğuyla da kan bağımız var. Erzincan'daki bu madenin yıllardan beri Türkiye'nin gündemine bu şekilde gelmesi hepimizi alabildiğine üzmektedir. Bu soruyu Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2022 yılında sormuşuz. Bu noktada soru önergelerimiz var. Ben 2022 yılında yaptığım bir açıklamada aynen şöyle diyorum. Bu küresel şirket insanlığa karşı, doğaya karşı suç işlemiştir. Para cezası ve faaliyeti geçici olarak durdurulmakla örtbas edilemez. Gerekli tedbirlerin mutlaka alınması lazım. Buradan soruyorum. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de maden aramaları yapılıyor. Neden buralarda bir tek can kaybı duymuyoruz da Türkiye'mizde buna benzer can kayıpları duyuyoruz? Biz maden araması yapılmasın demiyoruz. Ama gerekli tedbirler alınmalı, çevre düzenlemeleri mutlaka yapılmalı ve artık siyanür konuşulmaması lazım. Şu anda inanın ki sözün bittiği yerdeyiz. Bu canların kurtarılması için elimizden gelen her şey yapılıyor. Ama düşünün ki yürekler yanıyor. Birkaç tane sadece tarihe not düşmek açısından birkaç tane tespitte bulunmak istiyorum. Birinci olarak toprağın akışını ve siyanür içeren kimyasalların Fırat Havzası'na yayılması için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar süratle yoğunlaştırılmalı ve Fırat'la burası buluşturulmamalıdır. Çalışmalar yoğun yapılıyor ama üzerinde daha da yoğunlaşmamız lazım. Kanada firması olan bu firma madenciliği acaba kendi ülkesinde neden yapmıyor da Türkiye'de yapıyor? Bunu detaylı bir şekilde araştırmamız lazım. Uluslararası şirketlerin madencilik faaliyetlerinden acaba Türkiye Cumhuriyeti devletimiz ne kazanıyor? Buna da hep birlikte detaylı bir şekilde bak. Buyurun tamam. İşlerin, buyurun tamamlayın sayın. Bitiyor efendim. Hukuki süreçlerin mutlaka takipçisi olacağız. Yapılacak madencilik faaliyetlerinde insan hayatı başta olmak üzere doğaya, çevreye, havaya, suya zarar verecek olan her türlü önlemler alınmalıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulması değerlidir. Bu araştırma komisyonunun gerçekten uzun yıllar sonra bir muhalefetin önerisi olarak İktidar Partisi tarafından kabul edilmesi de değerlidir. Bu araştırma önergesinde hep birlikte çalışıp gerçekler neyse ortaya çıkaralım. Bugün bu facianın altında kalanlar, AK Partili kardeşlerim var, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim var, İyi Partili, Milliyetçi Hareket Partili, DEP Partili kardeşlerim var. Burada bu felaket geldiği zaman parti adı sormadan geliyor. O nedenle bu felakete parlamento olarak sahiplenmeliyiz ve araştırma komisyonunda... Sayın Sarıgül, sehven siyanürün yayılması için gereken her şey yapılıyor dediniz. Sanırım yayılmaması için de kayıtlara geçmesi için düzeltin. Evrakınızı burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. İlk söz Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Kaya. Buyurun Sayın Kaya.